Hocam şöyle bir sorumuz var. Bu internette dolaşan videolar var ya, sivilce sıkma videoları, süngeri sıkma videoları, slime'lar. Bu tarz videoları izlerken neden keyif alıyoruz? Aslında çok basit. Önce şuradan düşünelim. Bu satisfying videos diye bir ara çok şeydi. Ben bu aralar sosyal medyayı hiç takip edemediğim için şu andaki onların ne kadar gözde olduğunu bilemiyorum ama bir dönem çok fazlaydı. Hatta sadece onlar da değil. Mesela 3D animasyonlarla yapılmış böyle işte sallanıp da kargacık burgacık periyodik hareketlerle birbirinin içinden geçen sarkaçlar bilmem neler gibi videolar var. Bunlar da bize çok hoş geliyor. Şimdi bunların hepsinin niye hoş geldiğini anlamak için öncelikle gerçek hayatta bunlar başımıza geldiğinde ya da biz böyle bir alet yaptığımızda ya da biz böyle bir sivilce sıktığımızda ya da biz öyle bir şey denk geldiğinde nasıl hissediyoruz bir bakalım. Aslında internetteki hikaye bunu simüle ediyor. Özellikle sivilce sıkma gibi ya da masaj gibi. Mesela geçenlerde bir programda gördüm, bir arkadaş mikrofonu eline aldı. En büyük merakı olarak arkadaşlarıyla evde toplanıp masaj videoları seyrediyor. YouTube'da masaj videoları varmış. Hiç görmedim. Böyle oturup böyle sürekli masaj videoları izliyorlarmış. Aynı şey bize masaj yapıldığında nasıl rahatlamış ve hissediyorsak bu ayna nöron sistemi dediğimiz karşının yaşadığı tecrübeyi kendi zihnimizde hem fiziksel hem duygusal olarak simüle etmeye yarayan sistem bu tarz videoları gördüğümüzde o bize yapılmış gibi tepki veriyor. Şimdi sivilce sıkma normalde iğrenç videodur. Mesela bundan çok şiddetli düzeyde rahatsız olan da var, izleyemeyen de var. Ama birçok kişi izlerken dikkat et. Yani çoğumuz şöyle bir refleksle izliyor bak. Yutkunuyor. Ağzı sulanıyor resmen. Şimdi sivilcenin içinden çıkan için ağzı sulanmıyor. Orada sivilce niye sıkılır? Derinin altında bir birikim olur. Bu işte yağ, sabaköz, salgılar dediğimiz şeyler bir şekilde birikir. Porlardan çıkamaz. Orada böyle bir tümseklik, sivilce dediğimiz bir şey yapar. Biz bunu sıktığımız zaman içindeki şey basınç uygulayıp dışarı attığımızda bir aslında acı ama rahatlama oluşuyor sonrasında. Ve vücudumuzda olası daha ciddi bir rahatsızlığa sebep olabilecek, belki çıbanlaşabilecek, iltihaplanabilecek bir yapıdan kurtulmuş oluyoruz. Bu neticede rahatlatıcı bir şey ve içindeki o bize potansiyel zarar verecek şeyden kurtulmak tabiri caizse tuvalet ihtiyacını gidermek gibi. Yani bir şekilde o kadar rahatsız edici olmayan, ofensif olmayan ama aynı zamanda her günde görmek istemeyeceğimiz bir şey. Özellikle bir videoda bunu izlerken beynimiz sanki o bize yapılmış gibi tatmin hissediyor. Bundan dolayı da gerçekten insanların büyük bir çoğunluğu ondan haz alıyor. Benzer bir şey haz alıyor deyince Hazal'la konuştuğum aklıma geliyor. Bu enteresan bir denk gelme olayı. Bu neydi o şey yakından böyle mikrofona fısır fısır konuşulan şeyler vardı ya. Hep unutuyorum isimlerini ya. İşte şu anda senin yanındayım bu ciddi Aa falan. evet, tamam. Biliyorsun değil mi o Hatırladım. videoları? ASMR, evet, ASMR. Orada insanlar böyle fısırtılı sesleri dinlerken ya da hassas mikrofonlara koşarak koşarak yemek yiyen birilerinin böyle seslerini duydukları zaman ense tüyleri dikiliyor. Çoğu hoş bir hal hissediyor ve çoğu insan bunu uyumak için dinliyor. Neden? Ne zaman duyarsın böyle fıtır fıtır sesleri? Birisi kulağın dibine girip yakınına geldiğinde ve genellikle bu kimdir? Ya eşindir, ya sevgilindir, ya çocuğundur, ya annendir. Böyle dibine girer biri sana fısır fısır bir şey söyler. Güvenilir birinin yanında olduğunda hissettiğin huzuru beynin bu sistemini hack ederek ya fısıldıyoruz işte dibindeyiz kardeşim diye kandırarak özellikle de bilinç dışı o eski zihnimizi mikrofon, YouTube nedir bilmeyen o zihnimizi kandırarak bir nevi rahatlatıcı atavi refleksleri devreye sokuyoruz. Yani bunda şey yapılacak bir şey yok. Sapık değilsiniz sevgili arkadaşlar. Sivilce sıkma videolarını ben de seviyorum. O garip garip slime videoları benim de hoşuma gidiyor. Bu arada slime videolarını az seviyorum. Niye diye baktım. Ben slime'ın kendisini de sevmiyorum. Çünkü iğrenç bir şey. Benim bebeler oynuyorlar. Hani benzetme yapmak uygun mudur bilmiyorum da yani balgam kültürüyle oynamak gibi bir şey geliyor bana. Hakikaten böyle laboratuvarda da çok gördüğüm ve çok sevdiğim bir şey olmadığı için. Böyle slime'ın şeyi biraz iğrenç ama bizim çocuklar falan onu böyle sündüre sündüre bir sürü bir şeyler yapıyorlar. Seviyorsanız gidin konuşun bence. Hiç böyle demeyi düşünmemiştim ama evet yerinde bir tartı var. Seviyorsanız tamam, bir nebze izleyebilirsiniz hocam ama her şeyin gerçekten limiti var. Tanıdığım ve daha önce de görüştüğüm hani bazı kişiler bunlar bağımlılık yapacak şekilde izleniyor. Yani sohbet halindeyiz, kalabalık grup var ve
kenardan tutup bu videoları izlemeye devam ediyor. Bu bir çeşit bağımlılık haline de geliyor. Aslında açıkladığınız fizyolojik etkenlerle çok uyuşan bir durum. Aynen. Şimdi daha iyi oturuyor taşlar yerine. Dijital emzik. Hı-hı. Genellikle elimizdeki cihazlar, özellikle mobil cihazlara bu ismi verebiliriz. Dijital emzik. Bu arada hazır burada gelmişken az önce aramızda konuştuk. Burada da tavsiye ederim. Şu anda Netflix'te bir belgesel var arkadaşlar. The Social Dilemma diye, sosyal ikilem. Ne yapın edin izleyin. İnsanın evet. fabrika ayarlarının özellikle ikinci cildindeki ilişkiler bölümünün uygulamalı bir belgeseli. Tam olarak ayarlarımızla uyumlu olmayan bir dijital medya bize neler yapıyor ve kendi elimizle insanlığı nereye götürüyoruz? Çok güzel anlatan, 12'den vuran bir belgesel. Orada da anlatıldığı gibi dijital emzik her an yanımızda ve elimizde olduğu için hayatta bir şey ters gittiğinde, kendimizi sıkıntılı, korkulu, ya da bir şekilde boş hissettiğimizde elimize hemen bu cihazları alıyoruz. Bu cihazlar bizim sinirsel kimyamızı anında pozitif yöne doğru etkileyebilmek için kurgulandıklarından bir süre sonra normal hayatta bizi pozitif duygulandıracak o zahmetli şeyleri kovalamaktansa cep telefonlarını açıp hemen orada hızlı haz mekanizmalarını devreye sokmaya gayri ihtiyari yönleniyoruz. Ve tabii ki bunun adı da bağımlılık. Aynı şey İşte dopamin miktarını arttıran alkol gibi, sigara gibi, kumar gibi, pornografi gibi, alışveriş gibi birçok maddesel ve davranışsal bağımlılıkta da aynı şekilde çalışıyor. Ama sosyal medyanın bir tarafı var. Dumanı çıkmıyor, karaciğeri pörsütmüyor, bir şekilde vücudunuza toksik madde alınmıyor ama beynimizi gerçekten duvardan duvara vurup böyle kıvrımlarımızı zaman içinde düzeltip bizi tam anlamıyla bir zombiye çevirme potansiyeli taşıyor. Lütfen Social Dilemma'yı izleyin, herkese izlettirin. Özellikle çoluk çocuğunuzla izleyin eğer çoluk çocuğunuz varsa ve oturun üzerine tartışın. Bence son zamanlarda bu konuyla ilgili yapılmış ajitasyon içermeyen, gereksiz evet. ya da uçuk bilgi ihtiva etmeyen, gayet nokta atışı, gayet faydalı, gayet anlaşılır şekilde işlenmiş bir belgesel. Ben yapımda ve yayında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Netflix'te nadiren işe yarar şeyi seyrettim. Bir tanesi de bu. Hocam, o zaman ben şu anda doğaçlama olarak bir öneri getirmek istiyorum. Lütfen. Size de uygunsa. Zaten dinleyicilerimiz de var. Hem bundan nasıl kurtulabileceklerini soruyorlar. Hem bazen ayrıntılar merak ediliyor. Biliyorsunuz ben daha önce sosyal medya ve patolojiler ve neden kullanımlara da ya kullanımların yarattığı patolojiler üzerine çalışmıştım. Gelin sizde uyarsa soru yorum sosyal medya yapalım. Bu biliyorsunuz Hayır. benim derdim. Gelecek nesillerin aslında küresel ısınmanın, politik savaşların birçok şeyinin yanı sıra en büyük sorunlarından birinin sosyal medya olacağını düşünüyorum. İnsan internetten iletişiminin değişeceğini. Ve bu bir derdimiz ve soruyorum sosyal medya öneriyorum. Sana sonuna kadar katılıyor ve destekliyorum. Bunun için de hatta bir seri program bile yapabiliriz. Gayet de güzel olur. İyi çok sevinirim ki seve seve biliyorsunuz belki dünyayı değiştiremeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama bir kişinin değişimiyle, bir kişinin o bildirimleri kapatmasıyla birlikte zincirleme bir şekilde ben birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Yok, dünyayı değiştiririz. Çok kolay. Konuşarak oluyor bu iş. Bir kere de, o zaman söylemimi düzelteyim. Bir kere de değiştiremeyiz ama... Evet. Aynen. Doğruları söylediğin zaman hiçbir şey artık eskisi gibi olmaz. Social Dilemma'da dikkatimizi çeken önemli şey neydi? Yalan haber doğruya göre 6 kat daha hızlı yayılıyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir şeyle yarışmanın bir tek yolu var. Yalan habere ilginizi yönlendirmeyi bırakıp doğruları söylemek, bildiklerinizi söylemek ve doğru, güzel, yapıcı bulduklarınızı paylaşmaya öncelik vermek. En önemli mücadele yöntemimiz bu. Bu olduktan sonra zaten sistemde işsiz kalır. Her şeyi güzel yapmak tamamen bizim seçimlerimizle alakalı bir şey.